Evet sevgili arkadaşım ben Alper Emrah Gümüş. Şimdi bir sıvı basıncı sorusuyla karşılaştık. Düşey kesti şekli gibi olan eşit hacim bölmeli kapta türdeş sıvı bulunmaktadır. Kabın KLM noktalarındaki sıvı basınçlar arasındaki ilişkiyi bulmamız isteniyor. Ve hemen burada sıvı basıncı ifademizi yazalım. Sıvı basıncını biz P eşittir HDG ile buluyorduk. Ve burada türdeş bir sıvı söz konusu dolayısıyla Dikkat edeceğimiz şey derinlik. Belirtilen noktaların derinliği bize basınçların sıralamasını verecek. Hemen burada K'dan başlayalım. K'nın sıvı içerisindeki derinliği görüyorsunuz ne kadar? 3h kadar. Peki M noktasının derinliği ne kadar? M noktasının derinliği ise h kadar. Gelelim L noktasının derinliğine. Hemen burada küçük bir sazancığımız var ve bu bize diyor ki hocam hemen bakıyorum L noktasının derinliği haş kadar diyor. Hayır sevgili sazancık olmaz. Belirtilen kabın en üst düzeyinden itibaren derinlik hesabı yapacaksın. Dolayısıyla en üst düzeyden itibaren baktığın zaman buradaki derinliğinin yine 3 haş olduğunu göreceksin. Bu da bana neyi anlatıyor? K ve L'nin basınçları birbirine eşit, M'nin basıncı bunların basıncından daha küçüktür. Evet değerli arkadaşım her zaman karşılaştığın oldukça aşina olduğun bir soru tarzıyla karşılaştık. Kesik koni şeklindeki K kabı yatay düzleme şekil birdek gibi bırakıldığında içindeki türdeş sıvının kap tabanına uyguladığı sıvı basıncı P, sıvı basınç kuvveti ise F oluyor. K kabı şekil ikidek gibi ters çevrilirse P ve F niceliklerinin değişimi için ne söylenebilir diye sorulmuş. Hemen bakalım, şimdi K kabını ters çevirdim ve kesti alanı daha küçük olan yüzey üzerine oturtturdum. Bu durumda Sıvı yüksekliği ilk duruma göre artacaktır. Hemen şurada ilk durumdaki sıvı düzeyini işaretliyorum. Bu düzeyin daha yukarısında bir seviyede olacaktır. Ee, buradaki sıvı yüksekliğimiz. Öyleyse biz sıvı basıncını p eşittir h dg olarak ifade etmiştik ve burada yüksekliklerle sıvı basıncını kıyaslayacağız. Yükseklik ilk duruma göre arttığı için basınç da sıvı basıncı da ilk duruma göre artacaktır. Peki sıvı basınç kuvvetini kıyaslarken sıvı ağırlığıyla e, ilişkilendireceğiz olayı. Bakın her iki durumda da aşağı doğru etki eden Sıvı ağırlıkları g kadar. Yalnız burada tabanına göre daralan bir kap söz konusu olduğu için yan yüzeylerin sıvıya göstermiş olduğu tepki kuvvetlerinin bileşkesi aşağı yönlü olacak. Bunun sonucunda da ilk durumda kap tabanına etki eden sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığından daha büyük olacak. Bu kez ikinci durumda tabanına göre genişleyen bir yapı söz konusu öyleyse Yan yüzeylere etki eden tepki kuvvetleri F2 olarak gösterdiğim bu kuvvetlerin bileşkesi yukarı doğru çıkar. Bu da tabana etki eden sıvı basınç kuvvetinin azalmasına neden olur. Ağırlıktan daha az bir değer söz konusu. Burada F2 G'den küçüktür. Ağırlıktan büyükken ağırlıktan küçük hale geldiğine göre sıvı basınç kuvveti azalacaktır. Öyleyse doğru cevabımız Bursa şıkkındadır değerli arkadaşım. Evet bu sorumuzda KVL kaplarında bulunan türdeş sıvıların XY noktalarına uyguladıkları sıvı basınçları eşit verilmiş. Buna göre kapların ZT noktalarındaki sıvı basınçlarının oranı isteniyor bizden. Evet hemen başlayalım değerli arkadaşım. X ve Y noktalarındaki sıvı basınçlarımız birbirine eşit. Hemen bakalım X noktasının üzerinde 2H yüksekliğinde sıvı var ve ben bunun öz kütlesine D1 diyorum. 2H D1 G neye eşit? Y noktasının üzerinde 3H yüksekliğinde sıvı var. D2 çarpı G'ye eşit olacak. Peki burada eşitliğin sağlanabilmesi için D1'e 3D dediğim zaman D2'ye ne diyeceğim? 2D diyeceğim. Ve hemen bunları şeklin üzerine yazıyorum. 3D ve 2D gelelim. Z noktasının üzerindeki sıvı basıncına. Bakın H yüksekliğinde sıvı var Z noktasının üzerinde. Öz kütlesini 3D bulmuştuk. Hemen gelelim. T noktasına T noktasının üzerinde 2H yüksekliğinde sıvı var ve bunun öz kütlesi 2D. Öyleyse buradaki ZT noktalarındaki basınçlar oranımız 3 bölü 4'e eşit olacaktır. Selamlar. Bu sorumuzda taban alanları S2S olan silindir şeklindeki KL kaplarında bulunan türdeş sıvıların kap tabanlarına uyguladıkları sıvı basınçlarının 2P ve P olduğu bizlere verilmiş. Hemen bunu yazıyorum. 2P ve P. Devam edelim. K kabındaki X sıvısının yarısı L kabına dökülünce K ve L kaplarının tabanlarını etki eden sıvı basınçları oranı PK bölü P kaç olur diye sorulmuş. Değerli arkadaşım şimdi burada sıvı basınç kuvveti formülü HDG ile olaya yaklaşırsan sıkıntı yaşarsın. Basıncın genel mantığıyla hareket etmemiz gerekiyor bu soruda. Sıvılar da katılarda olduğu gibi ağırlıklarından dolayı basıncı uygularlar. Öyleyse X kabın X sıvısının tabana uyguladığı basınç GX ağırlığından Y sıvısının tabana uyguladığı basınç GY ağırlığından kaynaklanır. Ve genel mantıkla baktığımız zaman basınç ağırlığın kesit alanına oranı olacak. Peki öyleyse buradan ağırlığa biz basınçla kesit alanının çarpımı olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Bu mantıkla olayımıza baktığımız zaman Gx eşittir bakın basınç 2p çarpı kestalanı ise G'ye eşittir basınç p çarpı kestalanı 2 ise öyleyse x ve y sıvılarının ağırlıkları birbirine eşit ve G kadardır diyebiliriz. X sıvısının yarısı L kabına dökülüyordu. Bakın G ağırlığında olduğu için L kabına dökülen miktar G bölü 2 olacaktır. Yeni durumda K'nın tabanındaki sıvı basıncı artık K kabında kalan ağırlık G bölü 2 bölü kesit alanı ise L kabının tabanındaki sıvı basıncını oluşturan ağırlık artık ne kadar? G vardı zaten bir de G bölü 2 geldi ne oldu? 3 G bölü 2 bölü kesit alanımız ise Öyleyse bu ifadeleri oranladığımız zaman 2 bölü 3 oranını elde edeceğiz. Selamlar. Bu sorumuzda düşey kesitleri şekildeki gibi olan eşit hacim bölmeli x, z kaplarından x'in tamamen dolu olduğu verilmiş. V Ve vanası açıldığında sıvı akışı gerçekleşip denge sağlandığı durumda KLM noktalarındaki sıvı basınçlarının arasındaki ilişki bizden isteniyor. Bakalım nasıl bir yaklaşım izleyeceğiz. Değerli arkadaşım şunu düşüneceksin. Bu üç kapta sıvı basınç dengesinin sağlanması için sıvı düzeylerinin birbirine eşitleyecek şekilde hareket etmen lazım. Hemen bakalım. Bunun için şöyle bir yol izleyelim. X kabının üst kısmındaki şu bir birimlik sıvıyı diğer kaba yollayalım. Eşitliği sağlamak açısından. Bu bir birimlik sıvı nereye dolduracaktır? Şu Y'nin boş olan bir birimlik hacmini dolduracaktır. Ancak halen daha denge sağlanmadı. Çünkü X'teki sıvı seviyesi bir miktar daha yüksekte. Devam edelim. Peki buradaki bir birimlik sıvı Y içinde mi yükselecek? Hayır. Çünkü Y ile Z kapları arasında görmüş olduğun gibi bir bağlantı borusu var. Dolayısıyla Y'de yükselemeyip Z'nin içerisine dökülecek. Ve artık bakın X ve Y kaplarındaki sıvı seviyelerimiz birbirine eşitlendi ve böylece denge sağlanmış oldu. Bu durumda K'nın üstünde 2 birimlik sıvı, L ve M'nin üstünde 1 bir birim yükseklikte sıvılar var. Öyleyse buradaki basınç sıralamamız K büyük, L ile M eşit olacaktır. Merhabalar. Bu sorumuzda düşey kesti verilen kabın içerisinde bulunan türdeş sıvının alttaki pistonla uygulanan F kuvvetiyle dengelendiği ifade edilmiş. Piston bir konumundan iki konumuna itilip yeni denge durumu sağlandığında yargılarından hangilerinin doğru olacağı bizden isteniyor. Hemen başlayalım. Bakın piston bir konumundan iki konumuna itildiği durumda pistonu biz yukarı h kadar itmiş olalım. Peki sorum şu. Sıvının üst düzeyi de acaba h kadar mı yükselecektir? Evet, hayır dediğini buradan duyar gibiyim. Çünkü kap giderek Genişleyen bir kap Dolayısıyla burada Yükseklik artışı sıvının üst düzeyinde H'dan Daha az bir miktar olacaktır Süper öyleyse A noktasındaki sıvı basıncı Azalır ifadesi doğru peki neden Çünkü pistonun Üstündeki sıvı yüksekliği Giderek ne yapar azalır Do Doğru bir ifade Artıyı koyduk hemen geçelim ikiye BC noktalarındaki sıvı basınç değişimleri eşittir. Şimdi değerli kardeşim burada yükseklikteki artış miktarına delta h diyelim. Peki öyleyse B noktasındaki sıvı basıncı değişimi delta h dg olacak. E, C noktasında da yine sıvı delta h kadar yükseliyor. Oradaki sıvı basınç değişimi de delta h dg olacak. Öyleyse B ve C noktalarındaki sıvı basınç değişimleri, bakın o ifadeye dikkat edin, değişimleri birbirine eşit olacak artı. Pistonu dengede tutan F kuvvetinin büyüklüğü artar. Peki bu sonuçta piston üzerine etki eden sıvı basınç kuvvetini dengeleyen bir kuvvet. Öyleyse biz basıncı kuvvetin kesit alanına olarak yazıyorduk. Öyleyse basınç kuvveti P çarpı S olacaktır ve bu F kuvvetiyle dengeleniyor. Güzel. Şimdi buradaki kesit alanımızda pistonun kesit alanında bir değişim yok tabi ama e, birinci maddede de belirttiğimiz gibi pistonun üzerine etki eden sıvı basıncı azalıyor. Dolayısıyla pistonu dengelememiz için gerekli kuvvetin büyüklüğü de azalır. Öyleyse bu ifademiz yanlış. Ve sorumuzun doğru cevabı Burs olacaktır. Merhaba, bu sorumuzda düşey kesleri şekilde olan pistonlu kapta türde sıvı bulunduğu ifade ediliyor. Kaplardaki kalem'e basınç ölçerlerinin gösterdikleri değerlerse sırasıyla hemen yazalım 15 p, 12 p ve 10 p. Piston F kuvveti ile aşağı bastırıldığında K basınç ölçerinin gösterdiği değer 16P oluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Değerli arkadaşım bu sorunun çözümünde kullanacağımız temel ilke Pascal prensibi. Ve Pascal prensibi bize ne diyordu? Sıvının üzerine etki eden dış basınç sıvı tarafından sıvının temas ettiği her noktaya aynen iletiliyordu. Peki biz pistonu F kuvvetiyle ittik. Pistonun kesit alanı S ise piston üzerinde F bölü S büyüklüğünde bir basınç meydana getirdik. E bu basınç sıvının temas ettiği her yere aynı iletiliyormuş ve K'da P kadar bir basınç artışı sağlanıyormuş. İşte öyleyse F bölü S neye eşit? P'ye eşit. Güzel. Hemen devam edelim. Birinci maddede ne diyor? Piston F kuvveti ile aşağı itildiğinde L'nin gösterdiği değer 13P olacaktır. Peki piston F kuvveti ile itilmesiyle K basınç ölçeri 16P gösterdiğine göre P değerinde bir artış söz konusuydu. E, L basınç ölçerinde de aynı şey söz konusu olacak. Pascal prensibine göre her noktadaki basınç artışı eşit. Öyleyse 13P'dir ifadesi doğru. Piston 2F kuvvetiyle aşağı itilirse M'nin gösterdiği değer. Şimdi değerli arkadaşım şuradan hareket edelim. F bölü S P'ye eşitti. 2F kuvvetiyle ittiğimiz zaman 2F bölü S 2P'ye eşit olacaktır. Bu durumda M'nin gösterdiği değer 2P kadar artış sağlayıp 12P değerine ulaşacaktır. Artıyı koyduk. Pistonun aşağı itildiği her durumda KLM basınç ölçerlerinin ölçtüğü basınç değişimleri eşittir. Bu zaten Pascal prensibinin açıklaması. Öyleyse bu ifademiz de doğru. Dolayısıyla doğru cevabımız Edirne şıkkında. Merhabalar. Bu soruda içlerinde T sıcaklığında su bulunan özdeş KL kaplarının tabanlarını etkeden sıvı basınçları P sıvı, kapların tabanlarını etkeden sıvı basınç kuvvetleri F sıvı, kabın yere uyguladıkları basınç P yer, kabın yere uyguladıkları basınç kuvveti F yerdir. KL kaplarına eşit hacimde T sıcaklığında su ilave edilirse K ve L kapları için niceliklerinden hangilerindeki artışlar eşittir diye soruluyor. Artışların eşit olduğu duruma dikkat edeceğiz. Şimdi bakalım buraya. K ve L kaplarında tabii ki bulunan sıvılara dikkat edelim ama biz bu sıvıların ne kadar olduğunu ve üst düzeylerinin kesit alanlarını bilmiyoruz. Peki her iki kaba eşit miktarda ki ona da G diyelim. G ağırlığında her iki kaba sıvı ilave ettik. Bu durumda başlangıçtaki kesit alanlarını ve miktarları bilmediğimiz için burada sıvının yükselme miktarı olan ilk kapta HK diyelim. ikinci kapta HL diyelim. Bunlar arasındaki ilişkiyi bilmiyoruz. HK ve HL arasındaki ilişki bilinmiyor. Öyleyse kap tabanındaki sıvı basıncı artışı ve sıvı basınç kuvveti artışı hakkında bir şey söyleyebilmemiz mümkün görünmüyor. Şimdi gelelim kabın yere uyguladığı basıncın eşit olup olmadığını değerlendirmeye. Hemen başlayalım. Şimdi burada K kabının taban alanına S1, L kabının taban alanına ise S2 demek istiyorum ve basınç artışları dediğine göre ilk kaptaki basınç artışı delta pk'yı g bölü s1 olarak yazabilirim. İkinci kaptaki basınç artışını ise g bölü s2 olarak yazabilirim. s2 olarak yazdık. Ve biz şurada neyi görüyoruz? s2 s1'den büyük. Öyleyse k kabındaki basınç artışı l kabındaki basınç artışından daha büyüktür. Öyleyse Bunların eşit olma ihtimali zaten yok. Gelelim F yer yani e, yüzeye etki eden sıvı basınç kuvvetlerindeki artışlar değerli arkadaşım şunu biliyoruz biz e, uygulanan basınç kuvveti burada sıvının veya pardon kabın toplam ağırlığı kadar olacaktır öyleyse. K kabındaki basınç artışı direkt sıvının ağırlığı kadardır. Eklenen sıvının ağırlığı kadardır. L kabındaki yine basınç artışı direkt eklenen sıvının ağırlığı kadardır. Öyleyse yalnızca eşit olan Bursa şıkkındaki F yer olacak. Merhabalar ben Alper Emrah Gümüş. Şimdi sorumuzu hemen geçelim. Kollarının kesit alanları S olan özdeş U borularında eşit miktar su bulunuyormuş. Öz kütleleri sırasıyla 0,5 ve 1 gram bölü santimetre olan suyla karışmayan XY sıvıları U borularının sol kollarına şekillik gibi eşit debiyle ilave edilmiş diye bize veriliyor. Peki buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Hemen dikkat edelim. Öncelikle şunları tabii ifade edelim suyun öz kütlesi 1 gram bölü santimetre küp her iki kapta da su bulunuyor başlangıçta ilave ettiğimiz suların suların öz kütleleri ise 05 gram bölü santimetre küp ve 1 gram bölü santimetre küp Öncelikle sağ taraftaki U borusuyla başlamak istiyorum. İlave ettiğimiz sıvının öz kütlesi suyun öz kütlesine eşit. Ve burada temel mantığımız ne olacak? U borularının kollarında denge sağlandığında basınçların eşit olması. Peki biz ilk Y sıvısını buraya şu düzeye kadar çıkarmış olalım, ilave etmiş olalım. Bu durumda, bu durumda su sağ kolda yükselecek ve basınç eşitliğini sağlamak için Y sıvısı ve suyun öz kütleleri birbirine eşit olmasından dolayı sıvı seviyeleri birbirine eşit olacak ve burada şunu söyleyebiliriz öyleyse sol kol tamamen Y sıvısıyla doldurulmuş olduğu anda sağ kol da tamamen suyla dolacak aynı anda öyleyse L kabındaki kolların sıvı yüksekliği her zaman birbirine eşit olur ifadesi burada doğrudur. Peki gelelim diğer U borumuza. Bu kez ilave edilen sıvının öz kütlesi suyun öz kütlesinden daha küçük ve her zaman denge sağlandığında kollardaki basınçların birbirine eşit olması gerektiğini ifade etmiştik. Öyleyse biz e, X sıvısını şu düzeye kadar çıkarmış olalım. Peki karşı tarafta yani sağ kolda su bu düzeye kadar çıkabilir mi? Evet arkadaşım bu sorunun cevabı hayır. Neden? Çünkü suyun öz kütlesi daha büyük. Basınç eşitliğini yakalamak için daha küçük bir yükseklikle bu sağlanır. Öyleyse hemen buradan yorumlamaya devam edelim. Sol kol tamamen X sıvısıyla doldurulduğunda sağ kol tamamen suyla dolmayacaktır. Biraz önce ifade ettiğim mantıktan dolayı. Peki dolayısıyla K'nın sağ kolu suyla tamamen doldurulamaz ifademiz yine burada doğru. Hemen artıyı koyduk. K'nın sol kolu L'nin sol kolundan önce mi dolar? Hemen bunu değerlendirelim. Değerli arkadaşım bakın buradaki mantık şöyle olacak. Sen şimdi bu tamamen doldurma aşamasında sağ kollarda şu kadar sıvı yükseltiyorsun diğerinde bu kadar sıvı yükseltiyorsun. Bu yükselen sular nereden geliyor? Diğer koldan geliyor. Yani burada bu kadar su aşağı itiliyor. Burada daha fazla miktar su aşağı itiliyor. Dolayısıyla Y sıvısından daha fazla ilave etmiş oluyorsun. Daha fazla ilave ettiğin için Y sıvısı ilave ediliş süresi, süresi daha fazla olacaktır. Öyleyse K'nın sol kolu L'nin sol kolundan önce dolar ifademiz burada doğrudur. Dolayısıyla doğru cevabımız Edirne şıkkı olacak.